Melek abla, Zeynep de yanımda. İnanmıyorsan ona sor. Bak, Elif gayet iyi. Endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Tamam, ama siz yine de Elif'in gözünüzün önünden ayırmayın. Olur mu? Tamam, tamam abla, sen merak etme. Peki, sen niye bu kadar tedirginsin? Şey işte, Elif bugün kayboldu ya. Ondan endişelendim. Ya, aslında... Olanlar bana da çok garip geliyor. Nedir o? Sen tam her şeyi açıklayacakken birden Elif kayboldu ortalıktan. Sence de büyük tesadüf değil mi abla? Öyle gerçekten. Yani belli ki beni özleyip yanıma gelmek istemiş. Hayır. Arzu hapiste olmasa o yaptı diyeceğim ama. Yok canım, daha neler. Neyse. Sen yarın abinle konuşacaksın değil mi? Hayır Selim. Ne? Ne oldu? Ablan ne değişti birdenbire? Bilmiyorum Selim, kendimi hazır hissetmiyorum. Eğer Elif kaybolmamış olsa herkes her şeyi biliyor olacaktı abla şu anda. Sen benden bir şey mi saklıyorsun abla? Yoksa yengen mi bir şey yaptı? Bir şey mi söyledi sana? Hayır Selim. Yani lütfen. Bana biraz zaman ver, olur mu? Selim. Bir de yarın kızım bana getirir misin? Çok özledim de ben onu. Hem artık yanımda kalmasını istiyorum. Ama sen bana demiştin ki... Selim lütfen, ısrar etme. Ben kızım yanımda olsun istiyorum. Elif'imi getir, ne olur. Tamam. Tamam abla. Yarın görüşürüz. Selim ne diyor? Elif'i getir diyor. Kerem abiye söylemeyecek miymiş? Hayır. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi böyle birdenbire? Hani söyleyecekti? Bilmiyorum Zeynep. Belli ki benim de bilmemi istemiyor. Neyi? Ah bir bilsen. Selim ondan bir şeyler sakladığımızın farkında. Necdet bu kadar açık oynarken içinde bulunduğumuz bu durumu daha fazla ne kadar saklayabilirsin ki? Bilmiyorum. Ya tek istediğim Selim'i o adamdan uzak tutmak. Bir de onun başı belaya girsin istemiyorum abi. Melek, ne yaparsak yapalım gerçekleri saklayamayacağız. Yani eninde sonunda ona bütün bu olanları anlatmak zorunda kalacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Anasını mı özlemiş benim kuz? Ana hasreti hiçbir şeye benzemez. Bilirim. İnsanın yüreğini cız diye yakar.
Oy. Kıyamam ben sana. Buyurun Kenan Bey. Elif. Uyumadın mı? Tuğçe'cik uyudu ama bu cimcime gözünü bile kırpmadı. Kiraz, sen çıkabilirsin. Elifciğim, iyi misin? Bak şimdi, gözlerini yum. Sabah çok güzel bir gün seni bekliyor olacak. Ne olacak ki yarın? Okul alışverişine çıkacaksınız. Çok güzel defterler, silgiler, çantalar alacaksınız. Mesela pembe bir çantan olsun istemez miydin? İsterdim. Hadi şimdi kapat gözlerini. Çabucak sabah olsun. Tatlı rüyalar. Ben yavrumu korumak için ona hasret kalmayı göze aldım abi. Ben onun saçının teline bile zarar gelmesin diye çabalarken... Böyle olacağını bilemezdin ki. Yok. Bu böyle olmayacak abi. Ben kızımın yanımda istiyorum. Hem ben bakarım ona. Korurum. Melek. Bu ev güvenli değil. Ya bu yüzden Elif'ten ayrı değil misin zaten? Yavrum benim dizimin dibinde olsun yeter abi. Ben o da kalkan olurum. O zaman artık itiraz istemiyorum. Bana taşınıyorsun. Ya bu kadar beklediğimiz hata zaten Melek. Abi konuşmuştuk bunu. Burası bizim yuvamız. Bugüne ne zorluklarla geldik bunu biliyorsun. Ben burada kalmak istiyorum. Ne olur yanlış anlama beni. Hala Melek. Peki. Dediğin gibi olsun. Ama unutma ki benim evim senin evin sayılır. Biliyorum abi. Biliyorum. Sen benim kardeşimsin. Elif de benim canımın parçası. Benim sizi koruyup kollamak boynumun borcu. Evet. Kiraz. İlle kaldıracaksın değil mi beni yerimden ya? Allah Allah. Bu ne böyle şimdi ya? Necdet Bey. Kesin onun hediyesi bu. İnanamıyorum, çok güzel. Bu bir servet. Arzu Hanım'da bile yok böylesi.
Ulan niye kaçtı ki bu kız benden ya? Kaç saattir de ortalıkta yok zaten. Sen ne arıyorsun burada? Dur Feride, bir sakin ol. Feride! Ya bıraksana ya, manyak mısın? Bırak dedim. Ya Feride, bak ne olur bir saniye dinle beni. Sen de onlardansın değil mi? Kimlerden? Abimin adamı değil misin sen? Senin abim mi var ya? Bak Feride, neden bahsediyorsun inan bilmiyorum. Ama ne olur bana güven ya. Benden sana bir zarar gelmez ki, yanlış yapıyorsun ya. Kimsin o zaman? Ne diye ki de bir karşıma çıkıp duruyorsun? Sen niye sürekli benden kaçıyorsun ki? Hem yok abim falan diyorsun, başım belada diyorsun. Ne olduğunu bilmek istiyorum ya. Orası seni ilgilendirmez. Ya iyi ki bir insan gibi bir şey sorduk ha. Bir kere de adam akıllı cevap ver bana ya. Başın belada falan mı yoksa? Abimin adamısın sen. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Feride, bak vallaha da billaha da ben senin abini falan tanımıyorum. Ha bak şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın ki ben abini falan tanımıyorum. Benim gitmem gerek. Tamam peki git ama yarın görüşelim mi ha? Niyeymiş o? Bak ne olup bittiğini bilmek istiyorum. Belki sana yardımım dokunur. Niye ki? Niye? Feride, yarın saat 2'de. Sahildeki kafede olacağım, tamam mı? Günaydın. Hadi uyan. Günaydın prenses. Günaydın. Bugün sana bir sürprizim var. Biliyorum. Bak sen. Neymiş bakalım söyle. Okul alışverişine gideceğiz. Okul alışverişi dediniz ve yarışmaya kaybettiniz Elif Hanım. O zaman ne peki? Söylemem. Sürpriz. Hem sen çok soru sorma bakayım. Hadi sen kalk hazırlan bakalım. Önce kahvaltıya gidiyorsun sonra da hazırlanıyorsun tamam mı? Tamam o zaman. Hemen üstümü giyineyim ben. Hadi bakalım. Günaydın nasılsın Gonca Hanım? Günaydın. Oo, ellerine sağlık. Ne güzel hazırlamışsın her şeyi. Ya ilk defa mı yapıyorum Kiraz? Ay ne bileyim canım. Yani normalde sen benden geç uyanıyorsun ya, sana yapacak pek bir iş kalmıyor yani. Kız. Güllü Gonca. Ne güzelmiş o boynundaki. Aa, teşekkür ederim. Yeni mi aldın yoksa mı hediye mi? Yok, hediye değil. Ay çok yakışmış. Açmış seni. Çok eskiden almıştım. Öyle elime geçince takayım dedim. Boynumda unutmuşum. Ben odaya götüreyim. Çıkarma kız kalsın ne güzel işte. Tabii tabii. Merak etme Melek abla. Senin dükkanda çok işin var mı? Tamam. Sen de ona göre çıkarsın o zaman. Çok özlemiş seni. İki lafından biri anne. Aslında çok üzülüyorum ama senin yanında olması daha doğru galiba.
Tamam. Tamam, biz de çıkarız birazdan. Elif'i kesin annesine götürecek. Bunu hemen Necdet Bey'e söylemem lazım. Günaydın Gonca. Günaydın Selim Bey. Korkuttum galiba seni. Yok yok yok. Ben sizi salonda sanıyordum da o yüzden. Gonca? Necdet Bey, size söyleyeceklerim var. Ama öncelikle hediyeniz için çok teşekkür ederim. Eminim şimdi o güzel boynunuz istiyordur. Hadi söyle bakalım, seni dinliyorum. Selim Bey konuşurken duydum. Elif annesine götürecekmiş. Necdet Bey, orada mısınız? Emin misin? Kulaklarımla duydum. Bundan sonra en doğrusu annesinin yanında olması dedi. Hatta birazdan yola çıkacaklarmış. Tamam Gonca. Demek siz hala akıllanmadınız. Sizin anlayacağınız dilden konuşma vakti geldi. Ulan ya gelmezse? İyi de niye gelmesin ki? Yani sonuçta kötü bir şey söylemedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Şey, nasılsın? İyi. Bir şey içer misin? Çay? Şey, Feride. Ben sana bir şey sormak istiyordum. Bu senin abinlerle olan mevzun nedir? Sen halanla yaşamıyor muydun? Abim. Okumama karşı. Seni görünce o yüzden çekindim. Beni adamlarına takip ettiriyor sandım. Senin abin mafya falan mı? Yok. Öyle değildi işte. Ben üniversiteye gidebilmek için kaçtım. Halamın yanına geldim. Şimdi de halamda kalıyorum. O da sağ olsun abimden beter. O niye? Para yüzünden. Eve para getirmediğim zaman etmediği laf kalmıyor. Sonra da abine söylerim diye tehdit ediyor. Ya iyi de Feride, senin İstanbul'da halandan başka gidecek yerin yok mu? Maalesef. Tek akrabam o. İşte bir işe girebilsem belki biraz çenesi kapanacak ama. Dur bakalım ya. Bir çaresine bakarız. Nasıl olacak o? Ne diyorsun sen Melek abla? Peki şimdi nerede Elif? Selim'i aradım. Buraya getiriyor. Peki tekrar söyleyecek misin Kenan Bey'e? Yok Gönül. Artık söyleyemem. Ya o adam kızıma bir şey yapacak diye ben çok korkuyorum. Yanımda kalacak bundan sonra Elif. Bir daha çiftliğe falan da göndermeyeceğim. Hayırlısı olsun. Gönül, ben artık kalkayım. Selim gelmek üzeredir. Tamam.
Tamam abla, sen merak etme, ben buradayım. Sağ ol Gülnur. Selim amca, sürprizin ne? Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Bizim eve mi? Yani anneme. Hı hı. Annene gidiyoruz. Yaşasın. Anneme gidiyorum. Çok teşekkür ederim Selim amca. Çok. Canım benim. Alo. Alo. Melek. Neredesin? Evin yakınlarında ne oldu ki? Biraz konuşabilir miyiz gelsem? Yok yok, olmaz. Rahatsız mı ediyorum? Kenan, sonra konuşalım lütfen. Bize dün akşam niye geldin sen? Bilmiyorum. Sen benden bir şey saklıyorsun Melek. Geliyorum hemen. Hayır hayır. Kenan. Kenan dur, gelme. Kenan. Kenan buraya geliyor. Ne yapacağım ben? Ya Elif'i görürse? Selim arayayım. Annemi çok özledim Selim amca. O da seni çok özledi. Zaten çok az kaldı. Hatta geldik sayılır. Annen seni görünce çok sevinecek. Duymuyor galiba. Ne yapacağım ben şimdi? Kenan benden önce gelmiş. Ben şimdi. Melek sakin ol. Evimi başıma yıkmışlar Kenan. Yaptılar bunu bana. Niye? Ya nasıl yaparlar böyle bir şey? Melek.
Etrafta hala birileri olabilir. Ben bir arka tarafa bakayım. Sakın içeri girme, olur mu? Alo, Melek abla. Alo Selim. Abla, burada ne olmuş böyle? Elif de gördü mü? Yok, biz arabada şimdi çiftliğe döneceğiz. Abla kim yaptı böyle bir şeyi, niye yapsın? Selim, sonra konuşalım, olur mu? Sen Elif'ime sahip çık, ona göz kulak ol yeter. Melek abla. Selim lütfen, Elif'e hiçbir şey belli etme, olur mu? Peki. Tatlım, annenin biraz işi çıkmış. O yüzden. Kimse yok. Dün gece ya da bu sabah dikkatini çeken birileri ya da bir şeyler oldu mu burada? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Necdet, bu da mı senin işin ha? Yok mu, böyle olmayacak. Ben polisi arayacağım. Yoksa kızını bu eve mi getirecektin? Anlat bakalım Feyyaz. Necdet Bey, kadın evini görünce deliye döndü. Kenan da burada. Demek Kenan Bey de teşrif ettiler. Her şey istediğiniz gibi halloldu. Aferin Feyyaz. Şimdi polisi arıyorlar efendim. Arayacaklar tabii. Sonuçta ortada aleni bir suç var, öyle değil mi? Yapmaları gerekeni yapıyorlar yani. Öyle diyorsunuz. Neyse Feyyaz, ben kapatıyorum şimdi. Polis kardeşlerimi bekleyeceğim. Hayırsever iş adamı Necdet Karapınar'a yöneltilen bu suçlamalara inanmayacaklardır. Ama yine de görevleri gereği geleceklerdir. Anladım, anladım efendim. Gözün üstlerinde olsun. Hoş geldin Milih abi. Hoş bulduk. Otursana, yeni çay demledim. Yok, içmeyeyim. Melek yok mu? Eve gitti biraz önce. Selim Elif'i getirecekmiş. Anladım. Ben de bir bakayım o zaman. Sonra içerim çayını. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Çayan sen de yeni demledik. İstemem. Sağ ol. İçin bir şey yapacak. Zorla girip talan etmişler. Geldiğimizde evi bu halde bulduk. Anlıyorum. Tamam, dağılın artık, dağılın.
Muhtemelen evde olmadığını biliyorlardı. Sabah gizlice girmişler. Peki şüphelendiğiniz birisi var mı? Evet, var. Kim, öğrenebilir miyim? Necdet Karapınar. Ondan şüpheleniyorum. Necdet Karapınar? Necdet Karapınar mı? İş adamı hani? Ta kendisi. Bundan emin misiniz Kerem Bey? Evet, eminim. Ev nasıl o hale geldi? Kim yapmış olabilir ki bunu? Niye? Kesin benden bir şeyler saklıyorlar. Kesin. Selim amca, annemin içi çok mu uzunmuş? Ne kadar sürecekmiş peki? Bilmiyorum Elifciğim. Ama işte bazen büyüklerin önemli işleri olabiliyor. Üzülme, tamam mı? Of. Necdet Bey'i nereden tanıdığınızı sorabilir miyim? Niçin ondan şüpheleniyorsunuz? Geçmişten gelen bir husumet var aramızda. Husumet derken neyle ilgili? Toprak davaları diyelim. Uzun bir konu. Ama bu ilk olay değil. Bundan evveli de var yani. Evet, var. Bu karışık bir konu. Ama dediğim gibi bunu yapan Necdet Karapınar. Peki, anladım Kenan Bey. Abi. Melek, ne oldu burada? Kim yaptı bunu? Melek, konuşsana, kim yaptı bunu? Necdet, ondan başkası olamaz. Beğendin mi hediyeni? Çok beğendim. Ama ne gerek vardı Necdet Bey? Zaten dün akşam bir kolye göndermiştiniz. Olur mu? O başka, bu başka. Çok sağ olun. Güzel değil mi? Bayıldım. Işıl ışıl. Güzel olan şeyleri bir güzelle paylaşmak da benim zevkim işte. Ne yaparsın? Hem hak ediyorsun da. Çok teşekkür ederim. İlk ifadelere göre soruşturma başlatılacak. Siz de burada daha beklemeyin. Biz sizi gelişmelerden haberdar ederiz. Peki memur bey, sağ olun. Evim. Melek. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bana. Abinin evine. Bizim evimize. Geç canım, otur şöyle. Daha iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok bir şeyim. Ben yukarıdayım abi. Tamam. Git dinlen sen. Bütün gün yoruldun. Kenan, bir şey içer misin? İçmeyeceğim Melih, sağ ol. Necdet bu sefer çok ileri gitti. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Senin bir fikrin var mı?
Onun kötülük için bir sebebe ihtiyacı var mı? Oldu mu hiç? O herif iyi bir ders hak etti. Biz böyle sessiz kaldıkça daha çok tepemize çıktı. Onunla böyle başa çıkamayız. Hiç beklemediği bir anda vurmalıyız. Sakin ol, kaçak dövüşecek değiliz. Merak etme, üstesinden geleceğiz. Nasıl peki Kenan? Ne yapmamı bekliyorsun? Böyle hiçbir şey olmamış gibi görmezden gelip kulağımın üstüne mi yatayım? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Geç otur şöyle. Konuşalım. Dayanamıyorum. O herifin göz göre göre aileme acı çektirmesine dayanamıyorum. Selim Bey, hoş geldiniz. Erken döndünüz, bir sorun yok değil mi? Yok, yok bir şey. Elif biraz sıkıldı. Eve dönmek istedi. Elif, ne oldu? Uyuyacak mısın? Prenses. Selim, sen Elif'e mi seslendin az önce, ben mi yanlış duydum? Doğru duydun. Sen Melek ablayı götürmeyecek miydin? Evde yoktu, geri döndük. Neredeymiş peki? Seni bir de bununla üzemem. Selim, sana soruyorum. Yok bir şey. İşi varmış sadece. Allah Allah. Ya demedim mi ben Elif'i çok özledim, hemen getir. Ne iş çıkmış ki? Başına bir iş mi geldi yoksa? Endişelenme, bir şey yok. İşi varmış sadece. Acaba yine baban falan rahatsız ediyor olmasın? Yok, yok, sanmıyorum. Sen şimdi bunları düşünme, olur mu? Neler olup bitiyor? O evin hali neydi öyle? Benden ne gizliyorsun Melek abla? Ya bir ay içerisinde ben onu ödeyeceğim sana ya. Ya beni bilmiyormuş gibi konuşma şimdi. Ha. Ya uzun hikaye. Acil bir ödeme çıktı. Onun için yani. Ha. Ha, anladım Cafer, anladım. Yok diyorsun yani. Tamam Cafer, canın sağ olsun. Hadi. Hadi görüşürüz. Yalancı herif. Sanki daha yeni arsa aldığını bilmiyoruz. Ulan senin de bir gün işin düşer bana be. Veysel. İyi misin? İyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Veysel, paraya ihtiyacın olduğunu biliyorum. Telefonda konuşurken duydum. Tamam. Tabii ben hallederim onu ya. Halledeceğim ben onu. Hani daha önce bahsetmiştim sana, biraz birikimim var. Ben de hayır olmaz, almam demiştim. Niye böyle yapıyorsun Veysel? Hani tüm sorunlarımızın üstesinden birlikte gelecektik. Ya öyle, öyle de... Ya Tülay... Ben senden para alamam, tamam mı?
Veysel, aramızda senin param benim param diye bir şey mi var? Hadi ne olur üzme beni. Hem biraz rahatlarız. Ha? Ya tamam, haklısın. Haklısın da. Haklıyım tabii. Hem biz bir aileyiz artık. Her şeyimiz ortak olmalı. Ya, kurban olayım Cüda'yım. Bak, ben senden para filan alamam ya. Tamam, unut bunu. Olur mu? Bak, ben halledeceğim onu ya. Ben senin halledecek. Sen bilirsin, ne yapayım? Necdet Bey, tekrardan kusura bakmayın. Habersiz geldik ama. Önemli değil çocuklar. Siz de işinizi yapıyorsunuz sonuçta. Yani biz de bu iddialara inanmadık da prosedür gereği. Öyle öyle. Benim anlamadığım, ben bu kadını tanımam etmem. Neden hakkımda böyle bir iddiada bulundu ki? Aslında iddia sahibi Kenan Bey. Kenan Bey ifadesinde Emiroğlu ailesiyle eskiye dayanan bir husumetiniz olduğunu söylemiş. Doğrudur. Pek sevmeyiz birbirimizi. Ama bu olay kaç sene önceydi, kapandı gitti. Kenan Bey'in ifadesine göre hala husumetiniz devam ediyormuş. Güldürmeyin beni çocuklar. Emiroğulları ile ilgili bir sıkıntım olsa gidip onlara zarar veririm. Neden gecekondu mahallesindeki bilmediğim bir evi yıkayım ki? Haklısınız. Amaçları böyle mesnetsiz iftiralarla itibarımızı zedelemek. Bundan ne çıkarları var bilmiyorum ama haybeye kürek çekiyorlar. Sizin gibi fakir fukara dostu, hayırsever bir iş adamını böyle şeylerle suçlamak... Bizim Beykoz'daki polis evi inşaatında katkıda bulunmuşsunuz. Çok sağ olun. Bunlar lafı edilecek mevzular değil çocuklar. Kapatalım bu bahsi. Lütfen siz işinize devam edin. Buyurun. Sözün özü şu. Necdet'in gözünü para bürümüş durumda. Ondan her şey beklenir. Onun için daha temkinli hareket etmeliyiz. Şu an gidip o herifin gırtlağına çökmekten başka bir şey gelmiyor aklıma. O herifin istediği tam da bu zaten. Bizi kışkırtıp kendini mağdur olarak göstermek. Kılıfı da hazır. Büyük hayırsever ya kendisi. Hayırsever mi? Ya öyle. Muhtemelen kimse kendinden şüphelenmesin diye hayırseverliği paravan olarak kullanıyor kendisine. İnanmıyorum ya. Düşmanımızı iyi tanımalıyız Melih. En az onun kadar, hatta ondan daha fazla sakin olmalıyız. Polis soruşturmasını bir öğrenelim. Ondan sonra ne yapacağız karar veririz. Ya o zamana kadar başka pisliklere kalkışırsa? Dikkatli olacağız. Soğukkanlı davranmaktan başka şansımız yok. Allah kahretsin. Nereden başımıza bela oldu bu adam? Bunu ikimiz de biliyoruz. Her şey o topraklar yüzünden. Elde edene kadar vazgeçmeyecek. Buna asla müsaade etmeyeceğim. O topraklarda altın madeni kuramayacak. Köylünün elinden o toprakları almasına müsaade etmeyeceğim. Sakin ol Melih. Eğer benim yanımda olacaksan bunu yapmaya çalış en azından. Düşman bu Melih. Böyle bir adam işte. Onu etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ellerimde bir çare, hüzün tükenir.